Merhabalar, Semih'in Mutfağında yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuz Meyvelerimizi Tanıyalım serimizin devam niteliğindeki bir videosu. Konumuz kayısı. Kayısı hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmaya başlıyorum. Gülgiller ailesinden olan kayısı bağışıklık sistemini güçlendiren, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını sağlayan, cilt ve saçlara iyi gelen mucizevi bir meyvedir. Düşük kalorili olması ve lifli yapısı nedeniyle birçok insanın severek tükettiği kayısı, daha çok zayıflamak isteyenlerin tercihidir. Kilo kontrolünü sağlamak ve bağırsakların düzenli çalışmasını isteyenler kayısıyı düzenli olarak yemektedirler. Uzmanlar bu meyvenin kurusunu da yaş halinde önermektedir. İçerisinde bulunan pektin, lif ve selüloz bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlamakta, kabızlık ve basur gibi sorunların önüne geçmektedir. Kayısı hemen hemen dünyanın her yerinde yetiştiriciliği yapılan bir meyvedir. Ülkemizde ise Malatya yöresinde yetişen kayısılar son derece meşhurdur. Bilinen 6 adet çeşidi bulunmaktadır. Kayısının hem meyvesi hem çekirdeği sağlık için faydalıdır. Yetiştiriciliği kolay olan kayısı evlerin bahçelerinde bile yetişebilmektedir. Kayısı ağacının çiçekleri yaklaşık olarak Nisan sonuna doğru açmaktadır. Çiçekli süreci iki ay kadar geçirdikten sonra Haziran ayı ortalarında meyve vermeye başlar. Kayısı ağaçlarının bakımı da son derece kolaydır. Çoğu zaman doğal olarak kendi kendine bile büyüyebilirler. Ancak yağıştan en çok etkilenen nazik ağaçlardan bir tanesidir. Kayısı ağacını bu etkilerden korumanın bir yolu yoktur. Özellikle çiçeklenme döneminde yağmura doluya yakalanan ağaçlarda meyve miktarı azdır. Meyve oluştuktan sonra gelen yağışta meyvelerde zedelenmeler olabilir. Kayısı ülkemizde meyve olarak tüketilmekle beraber reçel, marmelat şeklinde tatlılar hazırlanarak suyu elde edilerek tüketilmektedir. Kayısı gülgiller familyasından olan orta boylu bir meyve ağacıdır. Ağaç üzerinde oluşan meyveleri cevizden biraz iri boyuttadır ve turuncuya yakın sarı renktedir. Yapısına göre sulu, sert ve tatlı olabilir. Meyvenin çekirdeği bir adettir ve iç çekirdek de tüketilebilir. Ağaçta meyve oluşmadan önce çiçekler pembe ya da beyaz renklerdedir. Kayısı ağacının boyu 4 metre ile 6 metre arasında değişmektedir. Nadir olarak 10 metreye kadar çıktığı olabilmektedir. Ağacın meyve öncesi sürecinde yapraklardan önce çiçekler oluşmaktadır. Meyveler oluştuğunda yeşil renktedir ve bu dönemde Çağla olarak isimlendirilir. Olgunlaştığında sarıya döner ve üzerinde pembem stonlar görülebilir. Hem yeni çıktığında hem olgunlaştığında meyvenin üzeri hafif tüylüdür. Bitkinin yaprakları mızrak benzeri bir formda Hafif uzun kenarları dişlidir. Daha çok Akdeniz'e yakın ülkelerde Asya ve Avrupa kıtalarında yetişmektedir. Türkiye, dünya kayısı üretiminde ilk sıradarda yer almaktadır. Bizi İspanya, daha sonra İtalya gibi ülkeler izlemektedir. Ülkemizde Malatya, Erzincan, Elazığ, Kars, Iğdır, Mersin, Muş ve Hatay kayısı yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı illerdir. Şekerpare, Tokaloğlu, Şam, İmrahor, Muhittin Bey, Hacı Kız, Hasan Bey ve Darende gibi çeşitler olan kayısı birçok vitamin açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bol ışık ve güneş seven kayısı ekimi daha çok güney yamaçlarda yapılmaktadır. Toprak olarak kumlu humuslu kireçli topraklarda daha iyi yetişmektedir. Dikilen kayısı ağaçlarından verim alabilmek için bahçenin ilkbaharda hazırlanıp sonbahara kadar dinlenmeye bırakılması gerekir. Her ağaç or arasının ortalama 10 metre olması gerekmektedir. Dünyanın neredeyse tamamında yetişebilen kayısı Akdeniz civarında çokça yetişir. Ülkemiz dünyada kayısı yetiştiriciliğinde %15'lik oran ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye İspanya ve İtalya takip etmektedir. Ülkemizde başta Malatya olmak üzere Erzincan, Elazığ, Mersin, Hatay ve Ege ile Marmara bölgelerinde kayısı yetişmektedir. Genel olarak bakıldığında Akdeniz'e yakın olan Avrupa ve Asya ülkelerinde yetiştiği bilinmektedir. Kayısının tanınmış birkaç çeşidi bulunmaktadır. Madator özellikle erken turfanda ve meyve veren ağacı bodur olan çeşididir. Madador'un yetiştirilmesi için Akdeniz bölgesinde özellikle Mersin ili idealdir. Rengin noş olması ve aroma oranının yüksek olması dolayısıyla hem iç pazarda hem ihracatta yoğun talep görmektedir. Tirintina kayısı çeşidi ilk ürünlerini 3-4 yaşlarında vermeye başlamaktadır. Ağacın meyvesinde şeker oranı az olduğu için tatsızdır. Buna rağmen dayanıklı ve iri olduğu için tercih edilir. Septik türü kayısı ise dayanıklığı az ama çekirdeği tatlı olan bir çeşittir. Çekirdeği ve kendisi tatlı olan bir diğer kayısı türü İtalyan tokalıdır. Bu tür diğer çeşitlere göre daha dayanıklıdır. Karacabey kayısısı sezon sonunda ürün vererek mevsim sonunda hala kayısı tüketimine imkan verir. Ancak meyvesi mahyoş, dayanıklı ve serttir. Çekirdekleri acı ve tatlı olabilmektedir en sevilen kayısı türü ülkemizde de bilinen şekerparedir. Şekerpare kayısının meyveleri miniktir ve nakliyat için dayanıksız yapıdadır. Bunlardan başka Daren'de Tokaloğlu, Şam, İmraur, Muhittin Bey, Hacı Kız, Hasan Bey gibi çeşitleri de bulunmaktadır. Düzenli olarak vaktinde tüketilen kayısı kansere yakalanma riskini azaltmaktadır. Serbest radikallerin oluşturduğu kirliliği yok ederek vücudu korumaya alır. Kabızlık konusuna bilinen en lezzetli ve akıllıca çözüm kayısı meyvesindedir. Kayısı öylece yenebileceği gibi suyu elde edilerek içilebilir de. İçeriğinde bulunan yoğun C vitaminini kalbi çeşitli hastalıklara karşı korur yine içeriğindeki yüksek demir oranı ile anemi tedavisinde tüketilmesi gereken bir meyvedir. Kayısı çekirdeğinden elde edilen yağı cilt bakımında faydalıdır. Besleyici bir özelliği olduğundan iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Fakat aynı zamanda bağırsakları düzenli çalıştırdığı için kilo kontrolünü sağlamak isteyenlerin en çok tercih ettiği meyveler arasında yer almaktadır. Kayısının sağlığı alan faydaları geniş şekilde şu şekilde anlatılabilir. Hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşır. Bu nedenle kanser oluşumunu önler. UV ışınların verdiği zararları azaltır. Yine kanser hücreleriyle savaşan A ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sah sahiptir. Kayısı çekirdeği güçlü bir antioksidandır. Yüksek selüloz ve lif içerdiğinden kabızlık ve hemoroid gibi bağırsak sorunlarının önüne geçer. Bu sayede kolon kanseri riskini azaltır. Demir açısından zengin bir meyve olduğu için kan hücreleri oluşumunu destekler destekler. Bu şekil kansızlık sorununun oluşmasını engeller. Bildiğiniz gibi demir eksikliği anemi hastalığına sebep olur. Kayısı ise vücudun ihtiyacı olan demiri karşılamaktadır. Bunun dışında vücudun sıcaklığını arttırır, hemoglobin üretimini destekler. Her gün sabaha karnına yenen kayısı anemi hastalığına yakalanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Likopen maddesi ve C vitamini açısından zengin olduğu için kardiyovasküler sistemin sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır, kötü kolesterolü düşürür. Sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur. Göz sağlığına iyi gelir. Karotenoid bakımından zengin olduğundan göz problemlerinin oluşmasını engeller. Bronşit, astım, tüberküloz gibi hastalıkların semptomlarını hafifletir. Sabah aç karnına tüketilen birkaç kayısı astım ataklarının hafif şekilde atlatılmasını sağlar. Yine kendisi kadar suyu da solunum yolları hastalıklarının tedavisinde yardımcıdır. Kayısı su içinde bir miktar bal konulup içilirse yüksek ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Kalsiyum açısından zengin bir meyvedir. Bu nedenle kemik sağlığına iyi gelir. Gebelik süresince tüketilen kayısı annenin ihtiyacı olan birçok vitamin ve minareli karşılamaktadır cilt ve saç sağlığı açısından faydalıdır. Cilde aşırı yağlı olanlar kayısı içerikli nemlendirici ve şampuanlar kullanabilirler. Kayısı çekirdekleri dövülerek cilde peeling şeklinde uygulanırsa ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Kayısı suyu beyin ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yaratır vücut sağlığı için son derece faydalıdır. Kuru kayısı fazla yağların atılmasına yardımcı olur. Kanın pıhtılaşmasını engeller ve kas oluşumunu destekler. Kayısı yağı cilde yumuşaklık ve parlaklık kazandırır. Cildi besleyerek daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Şampuanın içerisine konulan veya tek başına masaj yapılarak saç diplerine uygulanan kayısı yağı saçların sağlıklı ve parlak bir şekilde uzamasını sağlamaktadır. Kayısı meyvesinin tek bilinen zararı fazla tüketildiğinde ishale yol açmasıdır. Evet Semih Mutfağı'nda meyvelerimizi tanıyalım serimizin. Bu bölümünde kayısı işledik. Kayısı hakkında derlediğim geniş çaplı bilgileri sizlere aktarmış bulunmaktayım. Akan yazılarımızda kayısı meyvesi ve kuru kayısı hakkında farklı bilgiler mevcut olacaktır. Merak edenlerin takip etmesini şiddetle öneririm. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.